13 Ekim 2022 Balıkesir Sındırgı Alacatlı Mahallesi. Mahallesindeyiz. Yanımızda İsmail Demirtaş. İsmail Demirtaş. Burada 35 dekar ceviz bahçelerinde bu sezon rekor gübre, yaprak gübresi ürünümüzü uyguladılar. Kullandık, evet. Neler oldu İsmail abi? Ceviz ağaçlarımızda öncelikle kaç dönüm cevizlerimiz, alanımız? 35 dönüm cevizimiz var. 35 dönüm. Yaşı kaç? 3 parça. 4 yaşında. 4. yaşında. Tabii değişimde hem kalınlıklarda da değişim oldu. Hı hı. Meyvelerin iri iri oldu. Yapraklarında şöyle şu anda gösterelim. Zaten... Şimdi sürgünümüz ve meyvemiz. Yakına gelelim. Tabii. Sürgünlerim. Şurada baksana. O... Şimdi göstereceğiz hepsini. Şimdi bahsedelim. Meyvelerimiz daha iri oldu. İri oldu. İrileşmeyi sağladı. İri, evet. İrileşti. Şey anlamında sürgün yapısı, olgunlaşması. Çok gelecek çok güzel. Evet gözleri. Çok çok güzel. Yani sürgünlerimiz şuradan... zaten belli. Sürgünler sürülmüş. Ben bazılarını da yukarı doğru bağladım bunların. Yukarı doğru bağladınız. Şunları görüyor musunuz mesela? Hı. Orada. Evet. Onları bağladınız. Gidelim oraya. Evet. Gösterelim orada. Yerinde. Şu an 13 Ekim'deyiz. Zaten hasat yapılıyor. Evet. Şöyle yaklaştıralım. Ceviz meyvelerimiz. Şunları da siz bağladınız değil mi böyle? Evet evet. Bunları işte aşağı benim bir arkadaş var. Ne amaçlı söylediler size bunları? Şimdi bunu dedi yukarı doğru yaparsan dedi. Bunu aşağıya bakıyor ya. Aha. Yukarı yaparsan işim olsun. Yani, budamada iyi olur dedi. Taşlandırma bir anlamında. Evet. Şey anlamında yönlendirme ağacın evet, taşlandırması evet, ağacın olarak. Yönlendirme şöyle gelin. Burada da aynı şekilde sürgünlerimiz. Meyvelerimiz böyle üzerinde. Evet. Şöyle gösterelim. Yani şu taraftan da şöyle alttan çekelim. İsmail abi şimdi normalde geçen yıla göre bir kıyaslama yaparsak. Şimdi ceviz ağaçlarımızda şuradan da şöyle devam edin. Siz anlatın. Değişiklik var şimdi tabii canım. Yani geçen seneye nazaran hem ağaçların kollarında olsun, sürgün yapmasında olsun, yeni kalınlık bazında. Geçen sene falan böyle değildi. Şimdi şu gövdeyi de gösterelim yakından. Bizim yani şimdi gövde kalınlaşmasına kadar etkili oldu. Tabii çok. Geçenlerde bizim yeğenim var buraya geldi. Aha. Ya abi dedi ne oldu bunlara dedi. Aha. Biraz daha dedi kalınlaşmış dedi. Sanki dedi ağaçlar dedi. Dedim. Ağaçlar biraz daha kalınlaşmış dedi. Evet. Biraz değil bayağı kalınlaşmış. Tabii. Şey anlamında şöyle gidelim yavaş yana. Şu tarafa doğru böyle göstererek gidelim. Kameramızı bu tarafa döndürelim de ışık şey olmasın. Şu sürgünleri şöyle alalım. Şimdi bu ağaç 4. yaşında bir ağacımız. Evet. Bu şekilde. Böyle giderleyelim bu tarafa doğru İsmail abi. Devam edin siz. Yeğeniz işte ağaçlarınızın gövde kalınlığına vesairesinden memnun oldu. Beğendi yani. Memnun oldu, beğendi. Şöyle meyveleri beğendi. Gösterelim. Şimdi bu ağaçta da aynı şekilde. Sürgün. %80'i öyle. Meyve. Şimdi burada evet. Tabii Rekor Gübre AŞ firmasının tek ürünü kullandınız. Evet. Bizim taban ürünümüz var. Rekor Gelişim. Evet. Kış aylarında kullanacaksınız. Kullanacağız. Artı damlama ürünlerimiz var ve yaprak. Yaprağı kullandınız. Sadece bir yaprakla bunu. Tek yaprak kullandık şu an zaten sağladık bu sene. Tabii yapı biraz kumsal olduğu için toprağımızın da bir miktar dengelenmeye, düzenlenmeye ihtiyacı var. İhtiyacı var. Onu da diğer çuvalla sağlayacağız. İnşallah bu sene onları uygulayacağız. Şimdi yani. Mesela sizin köyde bir ayva az önce gezdik. Evet, orada evet. Da mükemmel sonuçlarımız var. Hem tutum olarak, kalibre çok, olarak. Çok güzel. Zaten o ayvaları da gördüm ben de. Gayet güzel olmuş. Çok şöyle güzel. Dolaşalım biraz daha. Şu ağaca da gidelim. Şimdi toplamda parça parça 35 dekar. Evet. 35 dekar. Tamamını da kullandık. Hepsini de kullandım. Şimdi bu mevsimde mesela bu ağaç, şu sürgünümüz. Evet. Yani şöyle yakın gösterelim. Bu yeşillik, tonlanma, bu koyuluk görülüyor mudur? Tonlama yaptıkları için burada meyve yok. Tamam, burada meyve yok ama evet, sürgün anlamında. Şey, sürgünü tabii görelim diye. Sürgün, çok güzel sürgün oldu. Yani bu yeşilliği, bu canlılığı var mıydı? Hayır, geçen sene yoktu o. Geçen sene yoktu. Yeşillik. Bu sene hem yeşil, hem tane irileşmesi evet, var, gövde evet genişlemesi var. Bütün bahçenin tamamında aynı mı? Aynı. Şimdi şuradaki mesela şu bölge yeni mi? Yeni oralar, badem falan diktik biz. Kullandınız mı orada?
Kullanmadım. Orada kullanmadım. O tarafta zaten badem falan olduğu için kullanmadım yani o tarafta. Yani onların zaten gelişiminden belli. Keşke onlara da bir uygulama yapsaydık. Daha anlamda gelişim anlamında orada da net görürdük. O bademde falan kullanabilir miyiz onu biz? Tabii kullanabilirsiniz. Tüm meyve ağaçlarında, tek yıllık bitkilerde, çok yıllık yem bitkileri, tek yıllık yem bitkileri, sebze üretimi, karpuzdur vesairedir. Ne varsa hepsinde. Slash mısırda, sahnelik mısırda. Şurada bize 200 dönüm var. 200 dönüm var. Bu sene düşürürüz. İnşallah bunlara bir dahaki sene cevizde gördüğünüz sonuçların aynısını göreceksiniz. Şöyle cevizi bir daha gösterelim şuradan. Orada tamamlayalım İsmail abi. Kaç uygulama yaptık İsmail abi burada? İki uygulama yaptım ben burada. İki uygulama yaptınız. Evet. Şöyle cevizleri, taneleri de gösterelim. Şöyle yakından. Burada. Tanelere falan irileşti yani zaten bunun. Sürbünleri oldu. Çok güzel faydasını gördüm. Yani yaşına göre iyi. İyi. Bölgede ceviz için yıl nasıldı? İklim bu sene. Güzeldi. Şöyle gelin. Güzeldi. İklim için. İklim anlamında bir tersi bu yaşamadık. Bu sene güzeldi. Hem meyvada, domatesinde, biberinde, patlıcan, hepsinde. Rekor yani. Gelişimden memnun muyuz? Ben memnunum. Tavsiye eder miyiz ceviz üreticileri? İnşallah. Ya seneye 3 yapacağım. Bu sene 2 uygulama şimdi yaptım. Bizim programımız ilk tozlama başlangıcında. Bir uygulama, tutunda ve devamında. 3 kere öneriyoruz ceviz için. İnşallah. Taban ürünü kış döneminde. Onu da kullanacağız. Dönüme 1 torba 18 kilogram. Bir de mikro element ve damlama ürünümüz var. Onları da cevizin iç boşluğunu doldurma, irileştirme, artı sürgün olgunlaştırma. Onu ben mesela şey yapıyorum. Buradan arıktan sıra başından geliyor. Verip damlama, i̇şte onu, damlatma onu, yöntemiyle verebilirsiniz. Onu damlama kurulu değilse damlatma. Evet. Yani bir bidona yapıp altına bir delik geçip yani alana göre verebilirsiniz. Filtre var zaten benim. Gübreye falan filtre koyuyorum. Tamam. Filtren suyun içine geliyor. Oradan verebilirsiniz. Oradan verebilirsiniz. Tavsiye eder misiniz? Tekrar sorayım. Etmez miyim? Cevizde en azından gördünüz. Görüyorum mahsulü. Mahsulü hem sürgünde olsun, cevizlerinde büyüklüğünde. Evet. Çok güzel. Ben 2 defa kullandım işte. Nasip olursa seneye 3 defa kullanacağız. Daha güzel verim seneye alacağız. Programı bütün halde yapacağız. Rekor gübre, ceviz gübreleme programını bütün getireceğiz. Sadece siz besleme ürünlerinizi takviye yapacaksınız. Diğerleri zaten bu gördüğünüz görüntüyü çok çok daha fazla yukarılara getirecek. Evet. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür bahçenizi ederim. Bahçenizi gezdirdiniz. Sağ olun. Allah razı olsun. Paylaştınız. Her zaman beklerim.